yine bir videoyla birlikteyiz. Malum, Türk milleti Fransız'dan, Yunan'dan, İngiliz'den çekmedi, içimizdeki satılmışlardan çektiği kadar. Biliyorsunuz ki en tehlikeli düşman kendini gizleyen düşmandır. Geçmişi ve geleneği Kuvayi Milliye'ye dayanan, Atatürk'ün arkadaşı Refik Saydam'a dayanan, 15 yaşında şehadete koşan, tıbbiyelere dayanan bir kuruluş var. Türk Tabipler Birliği. Günümüzde Türk sadece isminde kaldı. Bunların bir başkanı var. Şebnem Fincancı. Bu iki ayaklı canlı Türk milletine kin kusmaya devam ediyor. Aklınızın alamayacağı şeyler yapıyor. Bir gün bakıyorsunuz FETÖ darbesinin yanında, bir gün bakıyorsunuz PKK ve yan kuruluşlarının yanında, bir gün bakıyorsunuz Ermeni soykırımı iddialarının yanında, anlayacağınız kendi ilgi alanı, kendi görev alanıyla ilgili hiçbir şeyin yanında değil, nerede Türk devletinin ve Türk milletinin düşmanı aleyhine kullanılabilecek bir konu var, bu Fincancı orada. Bu iki ayaklı canlı nedense Türk milletine karşı bir husumet besliyor. Bizde bu imajı doğuruyor, imajın ötesinde medyaya yansıyanlara baktığımız zaman kendisine bunu görev edinmiş. Bakıyorsunuz PKK yan kuruluşlarının yöneticilik kadrosundan gelmiş. Yani bu iki ayaklı canlıyı Türk tabipleri, Türk doktorları nasıl kendilerine başkan yapmış şaşırmamak elde değil. Birçok doktor arkadaşımız, tanıdığımız var. Muayene olduğumuz doktorlarımız var. Hiçbirisinden bu görüşler veya bu görüşlerin uzağından yakından geçen herhangi bir emare görmedim. Yani en son patlattığı bomba, gündeme düşürdüğü şey PKK'nın iddiası olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele esnasında kimyasal silah kullandı. Ve bununla ilgili de uluslararası kuruluşları olayı incelemeye çağırıyor. Tabii bu konuya Sezgin Tanrıkulu durur mu CHP milletvekili? Hemen atlıyor. Mecliste soru önergesi vereceğim bu konuyla ilgili. Ver ulan! Neyi verirsen ver. Selahattin Demirtaş durur mu? Kılıçdaroğlu'nun şeref nişanendir dediği. Hemen sanki cezaevinde değil adam. Adam bir basın bürosunda sürekli her şeye tweet atabiliyor. Her konuda gündemi belirleyebiliyor. Her şekilde konuşabiliyor. Bu adam da hemen böyle PKK yandaşı, taraftarı açıklamalara devam ediyor. Ve uluslararası örgütleri bu konuyu incelemeye çağırıyor arkadaşlar. Ya Türk milletiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle aşık atmayın. Suç bizdeki, seni o dört duvar arasında o kadar rahat ettiriyoruz Selahattin Demirtaş. Bu Fincancı'ya bakıyorsunuz, APO için özgürlük platformunun yöneticiliğini yapıyor. Ya arkadaş, sen doktor musun? Sen hekim misin? Yoksa terör örgütü propagandacısı mısın? Zaten devlet dava açmış hakkında. Açmış da cezalar yıldıramıyor ki sen tekrar cesaret edip bu konuları üstüne üstüne gidebiliyorsun. Artık Avrupalardan mı destek alıyorsun? Nereden destek alıyorsun? Onunla bildiğimiz yok. Ben ülkemden vatandaş adına millet olarak seçtiğimiz Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerinden, Sayın Devlet Bahçeli'den, Sayın Cumhurbaşkanımızdan istirham ediyorum. Amerika'da El-Kaide terör örgütüne uygulanan kanunlar benim ülkemde de terör örgütlerine uygulansın. Bir terör örgütü üyesi var ise alınsın, Guantanamo benzeri bir yere konulsun. Amerika'da hani bu seçim öncesi gidiyorlar ya sürekli demokrasinin beşiği olan Amerika'ya. Orada böyle uygulanıyor. Aynısını istiyorum. Almanya'da uygulanan uygulansın. İngiltere'de El-Kaide'ye ne yapılıyorsa bizde de o yapılsın. Terör örgütlerine.
Ya bu kadar olmaz. Yakalıyorsun, terör örgütü üyeliğinden, sempatizanlığından yatarı 2 yıl olan bir ceza arıyor. Sanki orada doktora, yüksek lisans falan yapar gibi iyice eğitim alıyor cezaevin içerisinde. Görev yaptığım için biliyorum cezaevlerinde. Bildiğin gelen normal bir sempatizan, bilenmiş bir örgüt militanı olarak çıkıyor dışarıya. Çünkü içeride beynini iyice yıkıyor. Ben Amerika'da, Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da El-Kaide gibi terör örgütlerine hangi cezalar, hangi kanunlar uygulanıyorsa onu istiyorum bir vatandaş olarak. Bak ne kadar medeni, ne kadar demokratik. Medeni Avrupa'nın yasalarını veya medeni Amerika'nın yasalarını istiyorum. Alıp da 2 yıl yatırıp içeride. Ondan sonra bilenmiş bir şekilde görüyoruz işte en son CHP'nin gazetecisi dağdan çıktı. Gitti orada 1 yıl 2 yıl yattı. Ondan sonra soluğu dağda aldı. Dağda da terör eylemlerine karışıyor. Bu Fincancı. Türk Tabipler Birliği'nin yönetmeliğine ve yasasına bak. Bu doktorlarımızın haklarını ve mesleki dayanışmalarını korumak ve arttırmak için kurulan bir kamu yararına kuruluş. Bu kadının yaptığı bu PKK ile ilgili, Abdullah Öcalan'la ilgili, Ermeni soykırımı safsatasıyla ilgili hangi açıklama Türk doktorlarının, Türk tabiplerinin, Türk sağlık çalışanlarının konusu hangisini ilgilendiriyor? Bir defa böyle bir konu yapmış. Onda da genel greve çağırmış. Doktor grev mi yapar kardeşim ya? Türk Silahlı Kuvvetleri grev yapar mı? Yaparsa ne olur? Türk Polis Teşkilatı grev yapabilir mi? Yaparsa ne olur? Doktor da aynı onlar gibi bir kurum. Düzeltiyorum, kurum diyorum. Doktor da aynı onlar gibi özelliğe sahip devlet memurlarıdır. Ya arkadaş, bir defa yapmış ya. Basını inceledim, bu konuyla ilgili taradım. Kadının bütün hadisesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti düşmanlığına yönelik faaliyettir. Ve bu kadın dışarıda. Ve bu kadına ilk sahip çıkan CHP'li Tanrıkulu, CHP'li Selahattin Demirtaş, HDP'li. Ya bu milletten tarafa bir şey yapmayacak mısınız siz yani? Bu kadın haklarını, hudutunu aşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın açıklaması yapmış. Sanki arkadaş milletvekili. İzinsiz yaptığı bu basın açıklaması nedeniyle de meclise, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girişi yasaklanmış. Fakat olmamış bu, yetmemiş. Ne yapmışlar? HDP'li milletvekilinin aracıyla, biliyorsunuz girerken milletvekillerinin aracı aranmıyor. Aracıyla içeriye giriyor. Cumhuriyet Halk Partili, İyi Partili, HDP'li milletvekilleri eşliğinde tekrar yasaklanmasına rağmen bu kadına basın açıklaması yaptırtıyor. Kadın dediğim için kadınlardan da özür diliyorum. İki ayaklı canlı. Aile terbiyemiz nedeniyle ağzınızdan kaçıyor böyle. Kusura bakmayın. Yani bu cüreti kendisinde görebiliyor. Kardeşim biz seni milletvekili falan mı seçtik? Sen kimsin ya? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne basın açıklaması yapıyorsun. Buna izin veren CHP'li, HDP'li, İyi Partili milletvekilleri. Siz arkadaş bizim size verdiğimiz yetkiyi kime devrediyorsunuz? Çekin gidin o zaman o yapsın milletvekilliğini. Anladığım kadarıyla zaten önümüzdeki dönem dokunulmazlığa sığınabilmek için ya HDP'den ya CHP'den de milletvekili olur bu iki ayaklı canlı. Ya kadının vukuatları, kadın dediysem yine lafın gelişi. İki ayaklı canlının vukuatları say say bitmiyor ya. PKK'lı terör örgütü üyesine ödül veriyor bu ya. Barış ödülü falan veriyor ya. YPG ya. PKK, YPG bu örgüt elemanına barış ödülü veriyor. Sen kimsin barış ödülü veriyorsun PKK'lıya yahu? Siz ne yaptığınızı şaşırmışsınız. Bu millete düşmanlığınız, bu millete karşı kininiz, nefretiniz nereden geliyor bilmiyorum. Ama içinizdeki bu kin ve nefretle bu millete, bu devlete saldırmaktan geri durmuyorsunuz. Avrupa yasaları, bilmem ne yasaları diye diye de dışarılarda geziyorsunuz. Demokrasiyi
Çok iyi kullanıyorsunuz terör sevicileri. Tekrar ediyorum, devlet büyükleri, bir vatandaş olarak sizlerden istirham ediyorum. Amerika'da El-Kaide'ye uygulanan terör yasaları Türkiye'de de uygulansın. Almanya'da uygulanan, Fransa'da uygulanan, İngiltere'de uygulanan terör yasaları Türkiye'de de uygulansın. Çok bir şey istemiyoruz. Teröre finans desteği sağlıyor, hop iki gün sonra dışarıda. Terör propagandası yapıyor, hop iki gün sonra dışarıda. Ya arkadaş, biz bir İsveç, Norveç falan filan değiliz ki. Biz Orta Doğu'nun göbeğinde Asya ile Avrupa'yı birleştiren bir coğrafyada tamamen tehlikelere açık bir devletiz. Ve bu devlet terör örgütleri vasıtasıyla Cumhuriyet kurulduğundan beri, hatta öncesinden beri, Taşnağından tutun, Asalasından çıkın, PKK'sından tutun, DHKPC'sinden çıkın. Yani aklınıza ne gelirse bizim ülkemizde dış istihbarat örgütleri kontrolünde terör örgütleri kullanışlı bir maşa olarak servis edilir. Bunun da katı tedbirleri olması gerekiyor. Bu Türk Tabipler Birliği'ne tabip olan arkadaşlarımız, doktor arkadaşlarımız, asla onay vermediğinin farkındayız. Çünkü görüyoruz doktor kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ben hiçbirisinden böyle görüşler duymadım. Bu Türk Tabipler Birliği zıvanadan çıkmıştır. Muhterem büyüğüm Devlet Bahçeli Bey'in dediği gibi, Türk Tabipler Birliği kapatılsın. Bu iki ayaklı canlı tutuklansın. Türk milletinin yüreğine su serpilsin. Yalan, yanlış ve iftiralarla Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni karalayan, uluslararası camiada zor pozisyona düşürmeye çalışan bu insanlara gerekli tepki verilsin. İnsan diyorsam lafın gelişi iki ayaklı canlılara tekrar. Bunlar izlediklerinde diyor ki kadın, bitirmeden önce videoyu son bir şey daha söyleyeyim. Bu iki ayaklı canlı diyor ki, görüntüleri izledim, kimyasal silah kullanılıyor. PKK'nın televizyonunda yapıyor bu açıklamayı. O görüntüyü ben de gördüm YouTube'dan, izledim. Askerler var, bir mağara gibi bir yer var. Onun başında da birisinin elinde bir silah var. Onu diyorlar ki işte bu kimyasal silah atan şey. Fakat ne hikmetse, asker kimyasal silah atıyor, etrafta askerler var, askerde gaz meskisi yok. Yani bu gaz onları öldürüyor da bizimki öyle bir şey yapmıyor. Dalga mı geçiyorsunuz siz bizimle? PKK'nın propagandasını, aylar önce FETÖ'nün propagandasını getirip yeniymiş gibi ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar ve uluslararası insan hakları örgütlerini de çağırıyorlar, kontrol edilecekmiş. Hadi lan oradan, insan hakkı olur. Teröristin hakkı falan olmaz. Aybükü öğretmenin hakkı olur. Başbağlarda katledilen 6 aylık yavrunun hakkı olur. Bu teröristler iki ayaklı, insanlıktan çıkmış şeytanlar, bunların hakkı olmaz. Bunların hakkı falan olmaz kardeşim. Benim ülkemin Güneydoğu Anadolu bölgesinde köyleri yakacaksın. Zor... Pardon. Köyleri yakacaksın. 13-14 yaşında kızlı erkekli çocuklarımızı dağlara kaçıracaksın. Sonra o köyleri boşalttıracaksın. Sonra da dönüp insan hakların olacak. İnsan hakları diye konuşanlar da 13-15 yaşında kız çocukları, işte anneleri HDP'nin önünde nöbet tutuyorlar Diyarbakır'da. Diyarbakır anneleri. Onların hakkı yok değil mi? Sizi kim fonluyor ise, sizi kim fonluyor ise, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, inlerine kadar girer ve gereği yapılır. Bir başka birisi yapsa, sakallı olsa, mütedeyyin olsa, falan olsa, filan olsa, bir 15 yaşında kız çocuğunu kaçırsa ortalığı yıkarsınız. Tabii ki yapmasınlar. Tabii ki ahlaksızlık.
Ama siz ikiyüzlüsünüz. Onu göklere çıkarırken bunları görmezden gelip insan haklarından falan bahsediyorsunuz. Yere batsın sizin sarkıtlarınız. Kalın sağlıcakla.